Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahbihi evliya. Önce İbn-i Verdi'nin ruhuna bir Fatiha okuyorum. Bir ruhi el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İ'tezil zikrel gavani vel gazel ve kulil fasla ve canib men hezel. İ'tezil diyor, ayrıl. İ'tezil azil kökünden, azil ayrılma. Hatta bugün mesela bu binaların için, montalama için o kullanılan maddelere el-mevaddül azile denir. Evet. Yani i'tezil ayrıl zikrel gavani. Gavani arkadaşlar ganiyetin çoğuludur. Zâvel faalet vezninin fevâil cem'inin özellikli bir cem'i olduğunu, her kelimenin buna cem edilemeyeceğini söylemiştik. Dolayısıyla gavani, ganiyetin çoğuludur. Ganiyet neye denir? Doğal güzelliğiyle süs takmaya, yani ziynet takılarını takmaya ihtiyacı olmayan kadınlar için ganiye kullanılır. Evet, yani gani o manada. Ve diyor ki, sen güzellerin zikrinden, ondan ayrıl. Ve vel gazel, kadın övgüsüyle ilgili şiirleri, gazel de kadının şiirle övmek. Bundan da ayrıl. Yani bu şeylerden, kadın zikrinden vesaireden, gazel türü kaside şiirleri söylemekten uzak dur. وَقُلِ الْفَصْلَ وَقُلِ الْقَوْلَ الْفَصْلَ وَالْفَصْلَ قُلْ için mefulu mutlaktır. Mevsufu mahzuftur. Yani وَقُلِ الْقَوْلَ الْفَصْلَ ve fasıl maslar mübareğe için sıfat olmuştur. Yani Zeydun Adrun gibi. Yani asli وَقُلِ الْقَوْلَ الْفَاصِلَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ hak ve batıl arasında, hak ve batılı birbirinden ayıran kelamı konuş. Yani bunu demek istiyor. Konuşman ölçülü olsun, dikkatli olsun, manalı olsun, anlamlı olsun, boş, saçma şeyleri konuşma. Ve canib men hezen ve sürekli işi şaka maka olanlardan da uzak dur. Yani bunları da yapma. Çünkü burada yani İbn-i Verdi burada ağırbaşlı olmamızı ve bu ağırbaşlılığın hem davranışlarımızda hem de sözlerimizde görülmesini söylüyor. وَدَعِ الذِّكْرَ لِاَيَّامِ الصِّبَى. Çocukluk günlerini hatırlamayı terk et. Bu siba, çocuklar da, çocukluk da şey yapılabilir, kast edilebilir. Çünkü insan genelde çocukken hani olur olmaz, uygun uygunsuz iş yapar ya ve icabında o çocukluk günlerinde uygunsuz bazı şeyleri insan aklına getiriyor ve bugün de onlara imreniyor. Yani işte onun için diyor, çocukluk günlerinin hatırlamasını terk et. Da emir sıgasıdır. O vav atıf vavudur. Bu veda tezin üzerine atıftır. Ve diyor ki çocukluk günlerini ne yap? Hatırlamayı
terk et, bırak. Veya şöyle de aklıma geliyor. Sıba sabuetten. Sabuet nedir? Meyletme. Yani senin hayatından özellikle lehu ve lağbe, eğlence ve oyuna, buna benzer şeylere olan meylinin ve dolayısıyla onlarla iştigalinin olduğu günleri hatırlamayı terk et. Tabi buna gençlik yılları. Onları terk et. Fele eyyâmu s-sibâ necmun efel. Fele eyyâmu okuyabiliriz. Yani o zaman lam-ı te'kid, eyyâmu s-sibâ mübteda olur. Necmun efel haber olur. Yani o sabahat günleri, o eğlenceye, oyuna vesaireye, efendime söyleyeyim, haylazlığa meylin olduğu günler, o batmış yıldızdır. Nasıl ki batmış yıldızın bir sana bir hayrı yok, ona da öyle. Veya feli eyyâm-ı silah. Feli, lâmicer okuyacağız. O zaman li eyyâm-ı silah haber necmun mübteda ve şöyle diyor, diyor o sabahat günlerinin yani heva heves günlerinin yıldızı batıktır. Yani o devam etmez. Onların bir yıldızı var. Yani bir parlaklığı var. Ama o parlaklık geçicidir. Dolayısıyla ona gönül kaptırmamak lazım. Onun peşinde koşmamak lazım. Ve daha ciddi, daha kalıcı şeylerle meşgul olmak gerekir. İnne ahla ayşetin kaddaytaha zehebet lezzatuha vel ismuhal. Bu beyt, o sabahdan maksat dediğimiz o eğlence, oyun, o tür hevesata meyil etme günleri. O mananın daha çocukluk değil ya. Onu yani heva ve hevese meyil etme günleri anlamını destekliyor. Senin diyor kadaytaha geçirmekte olduğun en tatlı yaşam, inne ahla ahla tatlı şey, en tatlı ismi tadildir. İşet yaşam. Yani kadayıta geçirdiğin, senin diyor geçirdiğin yaşamın en tatlısını bile zehebet lezzatuha. Lezzetleri gitti ve onun yerine vel ismuhal günahı kaldı. Yani özellikle bu ehli dünya için çok çok önemli ve anlamlı bir ders veriyor. Yani o ömürlerini affedersiniz pavyonlarda, eğlence salonlarında geçirenler, evet neticede o layla gecelerin tamamı tükeniyor, geriye ne kalıyor? Günah kalıyor. Günah da hep hasrettir, hep üzüntüdür. Dolayısıyla ona dikkatli olmak gerekir diye bize ders veriyor. Günahların diyor lezzeti gider, ismi kalır yani şeyi kalır, günahları kalır, ibadetleri ise diyor meşakkati gider, sevabı kalır. Aynen. Evet. Yani günahların lezzeti gider, günahı kalır. İbadetlerin ise meşakkati gider, faydası kalır. Doğru. وَتْرُكِ الْغَادَةَ Gadet, nazik, narin. Diyor, o nazik kadınları bırak bir kenara. لَا تَحْفِلْ بِهَا Onları önemseme. تُمْسِ فِي عِزِّنْ Sen izzet ve şeref içerisinde gecelersin. وَتُرْفَ وَتُجَلْ Ve turfa yüceltirsin. وَتُجَلْ Tazim edilirsin. Yani toplum içerisinde ahlaklı, namuslu, hayalı, edepli
olduğun sürece daha fazla itibar, daha fazla kıymet ve onur görürsün. Dolayısıyla affedersiniz o şey nazik kadınların, kızların peşinde koşma diyor. وَالْهُ عَنْ آلَاتِ لَهُنْ اَطْرَبَتْ وَالْهَا şundan da meşgul ol. Yani ilgilenme. Neden meşgul ol? An alati lehvin, o eğlence aletleri, işte bu çalgı aletleridir ve buna benzer. Onlardan da meşgul ol. Yani onlarla meşgul olma. O lehv aletleri ki atrabet. Raks için, yani affedersiniz, dans için vesaire. O kullanılan o lehv aletlerinden çalgı, astroman vesaire, onlardan da meşhur ol. Yani vazgeç. وَاَنِ الْاَمْرَدِ مُرْتَجِّ الْكَفَلْ omuzları sallanan emret tüysüz çocuklardan da uzak dur. Yani çünkü bazı insanlar ne yazık ki affedersiniz, kadınlara şehvet duydukları gibi tüysüz çocuklara da şehvet duyuyorlar. Onun için diyor ona karşı da dikkatli ol. Tabii bu beyit, bu ondan sonraki gelen beyit de birçok İbn-i Varid'in nüshasında yok. Güzel. Evet. İn tebedda tenkesif şemsu duha ve izâ mâ mâse yüzri bil esel. Yani öyle emret ki böyle görününce duha güneşinin, kuşlu güneşinin battığı, yani öyle güzel olan o tüysüz çocuklar, onlardan vazgeç. Ve izâ mâ mâse, böyle sallanınca yüzri bil esel. Esel uzun şey, uzun olan şey içinden, mızrak içinde kullanılır. Veya dal için. Yani hareket edince endamı böyle şey dalı gibi, böyle dümdüz olan ve güzelliğiyle güneşin adeta o görünce güneş batan o tür kimselerden de uzak dur. Zade in kısnahu bil bedri sena ef'adennahu bi gusmin fa'tedel. Ve diyor zade o fazla olur. En kısnahu bil bedri sena, eğer parlama yönünden onu aya kıyas ettiğimizde dolunay, Bedir dolunay, onun güzelliği daha fazla olur. اَوْ عَدَلْنَاهُ بِغُسْقٍ, veya onu bir dala denk, yani dalla, dala denk getirsek yine burada denklikten maksat mukayesedir. Yani onu bir dala da mukayese ettiğimizde o daha fazla olur ve fark eder ve normal o, yani vasat bir şekilde onun boyu guslun dalın boyundan daha güzel olur. Yani doğrusu bu 2-3 beytin şeye ait olduğunu düşünüyorum. Emine vardı yani, çok fazla batılı tasvir etmişti yani, bunlara gerek yok. وَفْتَكِرْ فِي مُنْتَهَا حُسْنِ الَّذ۪ي اَنْتَ تَهْوَاهُ تَجِدْ اَمْرًا جَلًا. اَنْتَ تَهْوَاهُ اَلَّذ۪ينَ sılasıdır. Senin diyor sevdiğin şahsın, bu affedersiniz bir emret çocuk da olabilir, tüysüz çocuk da olabilir, bir bayan da olabilir. Sen diyor o sevdiğin kişinin güzelliğinin nihayetini düşün. Yani şunu düşün ki bir gün neticede o güzellik kaybolacak. Ha. Ve yaşlanınca da kaybolur, ölümle de kaybolur. Dolayısıyla eğer o güzelliğin senin bir gün nihayet bulacağını aklına getirirsen, tecid emren celal, basit bir iş görürsün. Yani dolayısıyla onlardan vazgeçebilirsin. Ama onlar sanki kalıcıymış gibi bir gözle bakarsan, sanki o bayan
hayat boyu o güzellikte kalır veya o emret öyle kalır. Böyle düşünürsen haliyle aldanırsın. Ama o güzelliğin geçici olduğunu, ama onlarla gayri meşru bir teması olduğu zaman sana bir felaket getireceği, manevi bir felaket getireceği düşünsen ona karşı tedbirli olursun. وَهْجُرِ الْخَمْرَةَ اِنْ كُنْتَ فَتَنْ Eğer sen adam gibi adamsan içkiyi de terk et. Orucu terk etmektir arkadaşlar. Hani hadis-i şerifte geçiyor ya, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ Bir Müslümanın kardeşini, Müslüman kardeşini 3 günden fazla terk etmesi. O hecir orada da terktir. وَهْجُرْ terk et الْخَمْرَةَ Affedersiniz içkiyi. Yani dikkat edin, böyle insanın nefsini fazla zorlayan, kamçılayan hususlara karşı bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Kadındır, eğlencedir ve şaraptır. اِنْكُنْتَ فَتَنْ Yani اِنْكُنْتَ فَتَنْ كَامِل Eğer adam gibi adamsan içkiden de uzak dur. Feyesafi cununun men akal. Akıllı olan bir insan nasıl kendini delirmeye çalışır? Çünkü sarhoş olunca deliliğin bir kısmı akıl falan gider. Onun için akıllı bir insan bunu yapmaz. O men akal yesanın faalidir. Yani keyfe yesa men akale fi cununin. Akıllı olan bir insan delirmesi için, kendisini delirmesi için nasıl gayret eder. Evet. Vettekullah orada durar mı arkadaşlar? Allah razı olsun hocam. Eyvallah da. Hicret, muhacir kelimeleri de bu uçurdan geliyor.